İguanalar kendi doğal ortamlarında göl kenarlarında yaşayan, soğukkanlı, pek hareket etmeyen, sadece tehdit algıladıklarında ya da bir av olduklarını hissettiklerinde ciddi şekilde hızlı hareket eden soğukkanlı canlılardır. Maalesef ki ev ortamında da artık pet shoplarda ya da diğer yerlerde de bulabileceğiniz ev yetiştirme ortamlarında iguanaların satışı bulunduğu için tabii pet hayvanı olarak artık kabul ediliyor. Bu iguanalarımızı evde bakmak isteyen hasta sahiplerimizin de genelde sakin mizaçlı karakterde oldukları bizim dikkatimizi çekmektedir. Fakat iguanaları eğer ki alır almaz teraryumlarına kapatırsanız ya da hiç onlara dokunmayıp bir odada serbest bırakırsanız maalesef ki biraz agresif olabilirler. Doğal olarak kuyruklarını kullanarak kırbaç atabilirler, ağızlarını kullanarak sizleri ısırabilirler. O yüzden tüm hayvan olduğu gibi küçükken sahiplenirseniz ya da yetişkin halde bir iguanayı sahiplendiğinizde de her gün ona dokunarak gerek teraryumu düzeltirken ya da yemek verirken temasta bulunursanız onu çok rahatlıkla kendinize alıştırırsınız. Ve genelde bir aylık bir süreçte çok rahatlıkla hem size hem evin ortamına alışırlar. Ama iguanamızın büyümesini istiyorsanız ve daha sakin mizaçta kalmasını istiyorsanız lütfen mümkün olduğu kadar UV ışıklarını aldıktan sonra onları salık bir şekilde bakın. Tabii ki ilk önceleri saklanacaklar, kaçacaklar, değişik iç çıkaramayacağınız yerlere girebilecekler. Ama iguanınızı sahiplenmeden önce o dolap kenarlarıdır, buzdolabı arkalarıdır, küçük yerleri kapatırsanız zaten herhangi bir yere kaçıp sıkışamayacakları için çok rahatlıkla sizinle bir kedi gibi adeta, pet hayvanı gibi gerek üstünüze gelip yatabilirler, onları çok rahatlıkla sevebilirsiniz. Ama tek dikkat etmeniz gereken şey pek kurtoba alışkınlıkları yoktur. O yüzden tuvaletlerini ortaya, koltuklara, halılara yapabilirler. Genelde küçükken onları yıkama tarzında suya alıştırırsanız eğer ki hiçbir sıkıntı olmaz. Direkt ev ortamında normal bir pet hayvanı gibi onunla zaman geçirebilirsiniz. Ben hatta şu şekilde hasta sahiplerime önerilerde bulunuyorum. Lütfen bize tüy dökmeyen bir ırk söyler misiniz diye. İlk tercihim vejeteryan oldukları için iguanalar oluyor. Çok rahatlıkla eğer ki uyum sağlarsanız bir ömür boyu onunla mutlu mesut yaşayabilirsiniz. Bir iguanamız mesela koltuk altına kaçtı. Ya da herhangi bir şekilde çıkamayacakları fırındır vesaire herhangi bir yere kaçtı. Lütfen gözüken kuyruğunu çekerseniz kuyruk doğa ortamındaki gibi tehdit algıladığı için kendini av zannedip kuyruğunu sizin elinize bırakabilir. Lütfen iguanınızı mümkün olduğu kadar kuyruğundan çekmeyin. Ama bir bacak uzvunu ya da farklı bir ön kolunu onu bırakamayacağı için ya da karın bölgesinden tutabiliyorsanız ama sizi tırmalama ihtimaline karşılık, çünkü tırnakları uzun olacaktır. Tırmalama ihtimaline karşılık lütfen onu çok rahatlıkla, mesela şimdi kaliferden düşmeye çalıştı, bakın şu şekilde tuttu. Tırmalama ihtimaline karşı alışkın olmadığınız için kalın eldivenlerle ya da bir üstüne bir örtü, havlu atarak çok rahatlıkla tutabilirsiniz. Direkt açık bir şekilde elinize alırsanız hem sizi parçalayabilir hem kendi korkabilir. Mümkün olduğu kadar koyu renk, ışığı yansıtmayacak şekilde bir örtü üstüne atarsınız. Kendinizde evde en rahat bulabileceğiniz kalın bir bulaşık eldiveniyle onu tutup alabilirsiniz. Ama ayakları yere basmadığı zaman, yerden yukarı tuttuğunuz zaman tabii ki o sallanan kuyruğuyla size çarpabileceği için ve tırnaklarıyla sizi tırmalayacağı için yani elinizden hızlı bir şekilde yere çakılabilir. Ve de bu tip küt travmalarda önce karaciğer değerleri çok yükselir ve iştahsızlaşabilir. İguanınızda ciddi hastalıklar olabilir. Düşürmemeye çalışın. Ona dikkat edin. Özellikle yattığı yerler varsa, yetişkin bir iguana değilse bizim çocuklar gibi, altına yastık tarzı bir şeyler döşeyebilirsiniz ya da altlık malzemesi koyabilirsiniz. O şekilde sıkıştığı bir yerden ya da bulunduğu yerden o şekilde rahatlıkla hem kendinizi koruyarak hem iguanınızı koruyarak onları alabilirsiniz. İguanınız eğer ki 2 yaşından küçükse,
küçük bir iguanaysa hemen iguananızı alır almaz onu kocaman bir eve ya da bir odaya salamazsınız. Çünkü ciddi şekilde korkarlar ve öncelikle saklanacakları yer ararlar. Doğal olarak saklanacakları bir yer aradığında sindiriminin çalışması için gereken ısıyı alamazlar, kemik gelişimi için olan UV'yi alamazlar. O yüzden öncelikle ufak bir teraryumla başlarsanız ne olabilir mesela? 80'e 60 santimlik 90 metre yüksekliğinde bir teraryumla çok rahatlıkla öncelikle başlayabilirsiniz. Bu teraryumun içinde ne olacak? Çevre şartı nasıl olacak? Bu soru bize çok geliyor. İguanaların yedikleri gıdalarındaki kalsiyumu D3 vitaminine çevirebilmeleri için gün ışığına yani UVB ışığına ihtiyaçları vardır. Bunu da maalesef ki bu havada iguananızı dışarı çıkartıp 12 saat UV ışığı almasını sağlarsanız soğukkanlı olduğu için üşüyüp gerçekten donarak dahi ölebilir. O yüzden bunu teraryumunuzda çok basit bir sistemle isterseniz floresan tarzında ya da isterseniz ampul tarzında UV lambalarını monte edip armatürleriyle birlikte iguananızın en az 12 saat bu ışığı almasını muhakkak sağlamanız gerekiyor. Bir iguana da olmazsa olmaz UVB ışığıdır. Hayatsal fonksiyonlarını yerine getirmesi için yoksa kemik erimesine giderler. Onun haricinde yedikleri gıdaları sindirmeleri için infrared lambalarına ya da ısıtıcı karın taşlarına ihtiyaçları vardır. Tabii ki bunlar kablolar da olabilir, petler de olabilir ama mümkün olduğu kadar iguananızın yanmamasına dikkat edecek şekilde olursa, küçük iguanaların derileri çünkü daha incedir, alacağınız kablo ısıtıcı ciddi şekilde derisini açıp yanmasına sebebiyet verebilir. O yüzden gerçekten hani rahat bir şekilde elinizle dokunduğunuzda en azından bir 28 derecelik ısı olabilecek bir karın ısıtıcısı, ekstradan da 60 voltluk ya da 100 voltluk bir teraryum için uygun infrared lambasıyla sindirim enzimlerinin çalışmasını bu şekilde ısıyla sağlayabilirsiniz. Tabii ki olmazsa olmaz iguanalarımız için sudur. Bunu da çok soruyor hasta sahiplerimiz. İguanalar su içer mi? İguanalar göl kenarlarında yaşıyorlar ve su içiyorlar. Lütfen sadece gıdaların üstündeki suyu vermeyeceksiniz. Büyük su kapları koyun. Devrilmeyecekleri şekilde. Seramik kaplar olabilir, pet shoplardan aldığınız ürünler olabilir. Devrilmeyecek ve kırılmayacak, paslanmayacak ürünleri tercih ederseniz. Çünkü sularına maalesef ki idrar yapma eğilimleri çok fazladır. Sürekli suyu bulunduğu kabı dezenfekte edeceğiniz ve paslanmayacak şekilde olursa, bir de bulunduğu eşyalara çok yatkınlardır. Su kabını her gün değiştirmeyin. Sadece içindeki suyu değiştirin ama su kabı hep aynı su kabı olsun. Dezenfekte edip koyabilirsiniz. Onun haricinde tabii ki mama kapları da öneriyoruz ama genelde çok hızlı yediklerinde devirerek bu mama kaplarını ya da üstüne kaka yaparak kontamine edebiliyorlar. Altlık malzemesinin üstüne normal yedirdiğiniz gıdaları koyup da verebilirsiniz. Altlık malzemelerinden çok rahatlıkla meyve sebzeleri ayırt edebilirler. Bu arada tekrarlıyoruz, iguanalar kesinlikle renk değiştirmezler ve otçullardır. Yani vejeteryanlardır, canlı yem önerilmez. Onun haricinde güneşlenebilecekleri, ısıyı alabilecekleri tabii ki bir dal, bir aparat olması gerekiyor. Ama onu da asla dışarıdan almayın. Pet shoplardan alabileceğiniz heykeller olabilir. Temiz, dezenfekte edilmiş ağaçlar olabilir ya da yurt dışından da temin edebilirsiniz. Onlara dikkat edersiniz. Bazı iguanalar saklanmayı sevebilir. O yüzden saklanabilecekleri aynı yılanlar gibi, bukalemunlar gibi ya da gekolar gibi saklanabileceği bir adacık gibi bir basit bir saksıyı bile, büyük saksıyı kesip onu bile yapabilirsiniz. O şekilde saklanacağı bir alanda koyarsanız teraryumun içinde çok rahatlıkla yaşamını sürdürebilir ama dediğim gibi bir teraryuma kapatıp bir sürüngene hiç onunla ilgilenmeyip sadece mama su verirseniz maalesef ki olmaz. Tabii ki teraryumun ısısı ve nemi de çok önemlidir. Onları da alacağınız küçük ısı ve nem ölçerlerle ayarlayabilirsiniz. Onları da ihmal etmeyin. Teraryumunuz büyükse ve eğer ki onu içine iyice yerleştirebiliyorsanız bir de basit bir kediler için olan kum kaplarından alıp mesela içini suyla doldurup iguananızın yıkanmasını da sağlayabilirsiniz. Ama o suyun ısısı hep sıcak olursa, ılık olursa onun için daha iyi olur.